Tavuklarımdan izin verme. Selamlar. Şimdi Çamlık Parkı'ndayız. Hayır. Küçük Çamlıca Parkı'ndayız. Çamlık benim oraya. Her şeyi bölmeden okey diye devam edeceğim. Burayı kırparız ya. Olur. Aynen, tamam. Şimdi Küçük Çamlıca Parkı'ndayız. Heyecanlandım ya. Burası Üsküdar'a bağlı. Küçük Çamlıca, Çamlıca Kulesi'nin dibindeyiz zaten. Evet, siz görmüyorsunuz ama İstanbul'un en yüksek yerinde miyiz? Kule olarak da yani kule en yüksek yeri. Biz değilizdir de o evet en yüksek. Evet, giriş yapım artık değil mi? Evet, evet. Heyecanlandım. Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi Çamlıca Parkı'ndayız. Doğru mu söyledim? Evet, küçük Yaşasın. Çamlıca Parkı. Birkaç deneme sonrasında doğruyu söyleyebildim. Yanımda Aslı var, misafirimiz. Kanalımızı bugün şenlendirecek. Tabii araya başka daha önceden çektiğimiz videoları da ekleyeceğiz. Ama Aslı ile ilgili tanışma hikayemiz bence çok özel. O yüzden onu paylaşmak istedim. Böyle bir anı kalsın istiyorum. Şimdi ben bir gün Bakırköy'e gittim. Kitap almak istedim. Seyir kitabıydı değil mi? Evet, Piraye'nin Seyir'i. Evet, Piraye Erdoğan'ın Seyir diye bir kitabı var. Bunu almak istedim. Ancak orada sahafçıyla konuşurken sahafçı bana Canan Tan'ın Piraye'sini zorla sattırmaya çalışınca bak bunu hiç kendi şey yapmıyor. Fark etmiyor. Evet, adam sana zorla onu mu satmıyor? Tabii ki de hayır. Tamam. Ben de diyorum ki sen Piraye dedin, adam hani budur, Piraye ise bu yani. Aynen, dedim. Ben Piraye istiyorum dedim. Halbuki Piraye yazar, yazarın adı. Ama orada yazar soyadını belirtmediği için Piraye Erdoğan'ın Seyir kitabını istiyorum mu? Şöyle algıladım ben. Tabii o ara zihnimin her zamanki gibi çok dolu olduğu için yine kendime toz konduruyorum. Arkadaşlar suç benim de zihnimin dolu olmasında. O da bana Canan Tan'ın Piraye kitabını verdi. Ben kitabımı aldım, Marmara'ya bindim. Kitabımın kapağına bakıyorum. Orada oturan kıza bakıyorum. Orada oturan kız arkadaşım. Şu an arkadaşım. Sonra baktım onun elinde de Piraye Erdoğan'ın Seyir kitabı var. Gittim yanına, dedim ki pardon dedim. Değil mi? Evet. Kız giriş yaptı. Pardon dedim. Elinizdeki kitap bu kitapla aynı mı diye konuya mı girdim oraya hatırlamıyorum. Baktım. Yok, ben çok defa anlattım. Çok hakimim. Ben de sıradan bir gün işe gitmek için Marmaray'da kitabımı okuyorum. Piraye'nin Seyir kitabını okurken bir hanımefendi geldi ve dedi ki aa merhaba, siz de mi kitap kulübü için okuyorsunuz? Aa evet, dedi. Doğru, evet. Kitap kulübümüz vardı. Ben internetten buldum onları. Evet. Toplaşıp kitapları tanıtıyorlar ve kitap üzerine fikirlerini belirtiyorlar. Ben bu durumu çok sevdiğim için düzenli olmamak şartıyla böyle bir kulübe üye olayım gibi düşünmüştüm. Sonra evet Aslı'yı gördüm. Bak şu an sen söyleyince geldi. Demek ki pekiştireceğim çok iyi. Sonrasında alabilir miyiz? Ben 4 defa anlattığım için bayağı pekişti. Zihnimde kalıcı, hafızada yer edindi yani şu anda. Anı tüm detaylarıyla mevcut, anlatıyorum. Şimdi Meryem Hanım geldi, dedi ki yani hiç tanımadım bir hanımefendi. Ben oturuyorum, o ayakta. Geldi dedi ki aa merhaba, siz de mi kitap kulübü için okuyorsunuz dedi. Ve ben o dönem hani kitap kulübünün ne olduğunu bilmiyorum. Yani okuldaki en son işte kol toplantılarına gitmişim kulüplere. O kadar bilgim var kulüpler hakkında. Kitap kulübünün varlığından bir haberim. Dedim ki yok, hayır. Yani, neden aa, kitap kulübü çok soğuk gelmiştim, bir şey söyleyeyim mi? Evet, çünkü neden acaba? Çünkü yalancı. Bana şey dedi, merhaba siz de mi kitap kulübü için okuyorsunuz? Bir de ben buraya ilk geldiğimde ev tutmuştum Fatih'te. Oradaki beyefendi işte bayağı bütün bilgilerimi neredeyse bir e-devlet şifremi almadık. Bütün bilgilerimi aldıktan sonra bana demişti ki aslanım burası Fethiye değil demişti. Yani ona göre davranın yani. Siz Akdeniz insanısınız, biliyorum çok sıcak kanlısınız. Herkes böyle evine gireyim çıkayım işte bir kahveye gideyim falan gibi düşünüyorsunuz ama burada kimse kimsenin evine girip çıkmaz. Ve kimse de öyle hemen samimi olmaz. Eğer hani hemen samimi oluyorsa başka bir şey vardır. O yüzden hani iyi algılamayın hemen samimi olmak isteyenleri dedi. Ben de hemen bir oradan mahkesi edasıyla hayır dedim ben. Sonra ben de tın 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 tekrardan o ayakta bekliyorum çünkü oturacak yer yok. Tekrardan yerime gittim, durdum. Sonra baktım Aslı'nın yanındaki beyefendi kalktı gitti. Ben de gittim, boşluğa oturdum. Sonra Aslı bana döndü. Hatırlıyor musun bana? Evet, hatırlıyorum. Ama ondan önce de şey oldu. Şimdi ben hayır dedim ya, Meryem Hanım diyor ki, Meryem diyor ki o sırada, kusura bakmayın, ben de kitap kulübü için bu kitabı aldım da o yüzden sordum dedi. Kitabı çıkarttı. Kitap Canan Tan'ın Piraye'si, benimki şeyin Piraye, yani Piraye'nin Seyir'i. Evet, Piraye Erdoğan'ın Seyir kitabı. Aynen. Bu Sait Faik Abasyanık kitabı. Sait Faik Abasyanık kitabı.
Onun gibi oldu. Sait Faik'in Abasyan'ı kitabı. Meryem Hanım diyor ki, ben dedim ki ama o kitap bu kitap değil dedim. Hani kapağı da farklı zaten. Bir de hani orada Canan Tan yazıyor, benim Canan Tan'ım ben değil. Özür dilerim, ben evet. Yazıyorum. İkna olmuyorum ya. Şey, giriş kısımlarına bakalım diye hemen çözüm odaklı. Giriş kısımlarına bakalım. Ben zaten hani ortada bir yerim. 50 ya da 100. sayfada hani ortalarındayım böyle okuyorum. Diyorum ki aynısı değil. O diyor ki hayır aynısı. En son Meryem Hanım şey, Meryem Hanım deyip duruyor. Meryem ya ne oluyor? Bizim Meryem ya. Aynen. O zaman hanım olan Meryem şu an yanımda oturuyor bana. Kamera kayıtı mı aynen? Bilmem ki. Hiç basmamış da olabilir. Yok yok. Tamam, kayıtlaymış. Şey, burayı şey yaparız artık. Kırpmayız tamam. Ya bizim kanal ya. 2300 kişiyiz. Yani ne olacak? 2300 kişinin lafı mı olur? Boşver, bir şey olmaz. 2301. Aa, evet, Medya Market'teki bir kişi de aslında takipçi olarak kazandı. Hemen Meryem Hanım'a dedim, ekleyin ya dedim, evet biz de influencer'ız ya, neden o? Sen ondan sonra numaranı, ben ne dedim, WhatsApp'tan grubu sana gösterdim sana. Evet, şöyle oldu, ilk baş sayfalarına bakalım dedi Meryem, hani çözüm odaklı olduğu için. Ben hayır diyorum, o evet diyor, böyle bir kaldı ortada konu, nasıl hayır evet falan gibi. İlk sayfalarına bakalım dedik, ilk sayfalarına baktık ve farklıydı yani. Tabii ki hani hiçbir şekilde olay akışı vesaire kişiler hiçbir şekilde tutmuyor. Evet dedi, farklı kitap. Ben dedim ki demek ki sizin bunu okumanız gerekiyormuş. O yüzden hani size okumadım, bu denk gelmiş dedim. Okudum ama. Söyledi de bitirdim mi? Evet. Demek ki onu okumanız gerekiyor. Aşk hikayesini anlatıyordu aynen. Canan Tan'ın. Zaten Prens Seyir'ine de katılmadım Meryem Hanım bu arada. Hadi. Kulüpte de katılmadım. Ben de nöbetlerimden dolayı katılmadım ama şöyle oldu. Meryem Hanım sonra böyle utandı gibi, çekindi gibi, ben yani aynı kitap değilmiş işte, kitap kulübünde misiniz falan. Rencide oldum. Evet, böyle uzaklaştı ve gitti hani, benim karşımda ayakta duruyordu, biraz daha uzağa gidip ayakta durmaya devam ediyor. Dedim ki tamam ya dedim, bu benim de yapabileceğim şey yani, ben de böyle istesem gider normal insan diyebilir yani. Hani gerçekten bir şey olsa, hani bir organ mafyası bir şey olsa, yüzsüzlükle devam ederdi diye düşünüyorum çünkü böyle kalırdı. Orada güvenilir olduğumu anladım. Evet, bırak uzaklaştı bile. Aynen. Ay çok iyi. Ben dedim ki, ben de olsam ben de böyle yapardım. Demek ki normal insan. Sonra yanındaki beyefendi kalktı. Ben de çok uzak değilim canım ya. Ben de Florya'da falan inecektim yani. İki durak falan kalmıştım neredeyse. Meryem oturdu yanıma. Ben dedim ki pardon, siz hangi kitap kulübüne gidiyorsunuz dedim. Ay, iyi ki sormuşsun ha. Evet, iyi ki sormuşum. Yoksa hiç sohbet olmayacaktı. Aynen. Ama ben de kimi dolandırıyorsun sen edasıyla sordum. Yani. Sen hayırdır kızım, bir de yanıma oturdun. Aynen, bir de geliyorsun dibimde. Şaka şaka. Sonra Meryem WhatsApp'tan açtı. Bakın dedi, bu Üsküdar Kitap Kulübü. Bir de Oğlak Bursa'nın şöyle bir şeyi var. Ben bunu Oğlak olan birkaç kere. Bir şeyleri şöyle kanıtlama ihtiyacı hissediyorlar. Yok, o bende de var ya. Var var. Ha, tamam, kendi Oğlaklığına bağlı. Evet, yok yani. Burçlar elendi şu an. Sonra kulübü beğendi aslında. Sonra dedi evet, ki numaramı verin dedi. Bir de Üsküdar Kitap Kulübü. Ben de Üsküdar'da oturuyorum. Ve yeni taşınmışım o zaman, daha bir aylık falan. Dedim yani, Bakırköy'deki bir kadın bana kitap kulübünde misiniz diyor ve Üsküdar'daki kitap kulübü. Ve ben ters yöne doğru gidiyorum yani, hani o yönde olsa hani zorla hani ne bileyim bir şey ikna edecek gibi düşünebilirsiniz ama gerçekten de dedim, acaba uyuyor mu ya bir şeyler, hani hayatın bir şifresi mi falan dedim, böyle bir oyunu mu, küçük bir oyunu mu. Sonra ben de dedim ki, beni de ekler misiniz dedim ve o sırada yani benim durağıma geleceğiz. Ben hemen numaramı verdim ve Meryem ekledim eklemedim göremeden indim çünkü işe geç kalacağım zaten oradan sonra. Ben de Kübra var, grubun yöneticisi, ona mesaj attım. Hatta numaram WhatsApp'ta görünmeyince özelden attım. Seni Aslı Marmaray diye kaydettim. Hala da Aslı Marmaray diye kayıtlı. Aynen. Meryem Marmaray. Marmaray. Böyle kalsın ya. O zaman. Kalsın. Aynen. Sonra sen eşini aradın. Dedin ki böyle böyle bir olay oldu. Dolandırıcı mı? Evet ya. Ben eşimi aradım. Çünkü o da hani işte doğma büyüme İstanbul'da yaşadığı için o da hani herkesi ben böyle evime çağırmaya çalışıyorum falan. Böyle öyle bir durdurmaya çalışıyorum. Burada minik bir adam var. Tek ses gidecek mi acaba? Mikrofonumuz var. O zaman devam edelim. Bilsin ya, millet için dışarıda ses almış. Devam hocam. Arkadaşlar buraları temizleyecek. Öyle de değil. Bayağı makineleriyle girdiler. Mikrofona biraz daha yaklaşıyorum o yüzden. Şöyle yatıyormuşum yerlere. Şaka. Neyse gitti amcaya. Devam hocam. Eşini aradım. Dedim ki böyle böyle oldu. Dedim ki ne dedim. Öyle bir tane kız bana dedi ki, siz de kitap kulübü için mi okuyorsunuz? Bizim işlerde kitap kulübümüz var dedi. Ben de dedim, numaramı verdim, beni ekledi dedi. Hangi dolandırıcıya numaranı verdin ya, ne alakası? Bir de hani şimdi burada şey yapmak da istemiyorum ama hani Üsküdar deyince biraz hani burası daha çok, ben hala Üsküdar'da oturuyorum. Çok da seviyorum, öncelikle onu söyleyeyim, bir linç almamak adına. Seviyorum Üsküdar'ım, çok güzel ya. Hangi tarikata üye oldun? Meryem tarikatları. Yani ne çıkacak altından, kim bilir nasıl bir şey yok. Sonra Aslı kulüplere gitti, ben hala gidemedim. Aslı hala gidiyor, ben hala gidemedim. Sonra Kübra Hanım'ın olduğu kulüp, Kübra Hanım hani katılım sayısının azlığından dolayı ben hani
işte çok uzak yerden geliyorum. Hani eğer katılım bu kadar az olacaksa ben hani durduruyorum kulübün çalışmalarını gibi bir şey dediğinde biz birkaç arkadaş üzüldük. Yani kulübün içinde daha önce gittiğim toplantıdaki birkaç arkadaş üzüldük. Yine Kübra Hanım'ın da bilgisi dahilinde Kübra Hanım'a da bilgi vererek hani biz buluşmak istiyoruz ama biz de sizin gibi kulüp yani WhatsApp grubundan biraz rahatsızız. Hani 30 kişilik bir grupta anket açıyorsun. 5 kişi cevap veriyor. Biz dedik ki hani ne size saygısızlık olsun ne hani arkadaşları olsun biz okul gruptan devam etmeyeceğiz. Hani çünkü o insanları da çıkartamıyoruz. Hani sizin kurduğunuz bir kulüpten konuşamadım. İnsanı çıkarmak da ayıp olacak. Biz yeni bir grup açıyoruz ama sizi de ekliyoruz. Hani istediğiniz zaman katılabilirsiniz. Katılmanızı da çok isteriz dedik. Öyle yeni bir kulüp açtık. O diğer kulüpten hani Kübra Hanım'ın durdurduğu faaliyetlerini durdurdu. Kulüpten de çıktık. Ve ilk buluşmanızda yaptığınız Reels 250 bin kişi izledi. Evet, ilk buluşmamızda da yine Helin Tatlıseli öpüyoruz buradan. İnşallah Hello. Sonraki buluşmamızda Hello. Sen de olursun. Hello arkadaşım, Hello. Helin. Olsun, Meryem Erkes'le arkadaş, humanist biri. Helin'cim çok güzel bir video çekti orada. Aslında hepimiz böyle kameralarımıza gitmiştik. Yani kimin böyle bir patlayacak bir video çekeceğini kimse bilmiyor zaten. Siz de biliyorsunuz geleceği kimse görmediği için. Helin o videoyu çok güzel bir şekilde editledi. Biz de bayıldık. Herkes bayıldı. Helin'in videosunun altı yorumlardan yıkıldı. Bizi de alın, bizi de ama alın diye. Ama fix bütün yorumların altına benim yorumum şöyle. Bir ben evet. Gelemedim kulübe. Orada kulüpte de konuşuluyorum. Evet. Meryem her kulüpte konuşuluyor. Tanışamadığımız Meryem olur. Gizemli Meryem'in şifresini çözün aynen. Artık. Hatta şey diyorlar onlarla. Demek ki Meryem'in vazifesi de yani görevine. Hani Üsküdar'la diliyle konuştum. Üsküdar dili ve edebiyatı. Hakikaten hayatımıza giren her insanın bir görevi var yani. Evet. Demek ki Meryem'in görevi de seni bu kulübe almakmış dediler. Ben o kulübün ilk toplantısından sonra galiba istifa ettim. Ya da... Aa, o kulüp dağıldı mı? Hayır, şimdiden istifa ettim. Hemşirelikten istifa ettim. Yani Meryem'le yolda tanıştığımız işim var ya hani. Ben o sırada işe gidiyordum. O kulübe girdim ve istifa ettim. Yani hayat benim için o yönde gidiyordu. Bir an durdu ve Üsküdar yönüne geçti gibi düşünebiliriz benim için. Seviyorum ya. Hayat sonra seviyorum. Ben aslında evine Üsküdar'lılar duyuyor. Seviyor. Sonra ben aslında evine misafirliğe geldim. Evet. Aa, küçük çekmeceden bulgur mu ya? Evet, Meryem'le ilk buluşmamız da bizim evimizde oldu. Hani... Benim için de ilk bir deneyimdi. Normalde tanımadım insanların evine gitmiyorum. Ya. Ama sen çok biliyorsun. Evet, ben bilmiyorum. Evet. Çıkın çıkın ona, gelin. Sonra bir dahaki gelişimde de hatta videolar falan çektik. Bir dahaki gelişimde de ne yaptım? İçli köfte. Evet, içli köfte yaptım. Dedim ki... Beni içli köfteyle kandırıyor arkadaşlar. Evet, içli köfte. Bunu var ya bak Meryem'e yedirme, Meryem'e tövbe sonra yedirme. Yani Meryem'cime ikram ettim, şey ikram ettim. Benim çok yakın Eda diye bir arkadaşım var. Onu da öpüyorum buradan. Eda dışarı çıktık bir gün içli köfte yedi galiba. Aynen dedim ki neden yiyorsun Eda? Bizim evde var. Ve fark ettim ki ben kıza hiç içli köfte yedirmemişim. Oha, hayatındaki yabancı yedi Eda duyuyor artık. Eda'cığım özür dilerim. Gel sana da içli köfte evimde hazırdır. Valla çok güzeldi. Gerçekten o kız 40 yıllık arkadaşım ve her geldiğinde ona şey denk geliyor böyle. Makarna salatası. Çok iyi ya. Sonra sen de benim tarafa geldin. Bu arada benim taraf, onun tarafta değil 2 saatlik yol. Yani Anadolu buluşmak için 2 saat yol gidiyorum. Ben biliyorsunuz ki Üsküdar'lıyım Anadolu. Valla. Demek insan isteyen insan yapıyor ya. Yapıyor ya. Ben Halkalı'dan buralara geliyordum ya. Biz Halkadan Caddebostan'a geliyorduk eşimle yani. Çok iyi ya. Ben de yani üşengeç bir sana bunlar rağmen. Enerji İstanbul güzel. Aslında enerji güzel. Değil mi? Teşekkür ederim. Evet. Baktım ben işimde böyle sömürülüyorum. Enerjim gidiyor. Ben dedim ki ya ben böyle olmak istemiyorum yani. Ben bir ağaç gibi yaşayıp gitmek istemiyorum. Ben bu enerjiyi seviyorum ve bunu korumak istiyorum. Ben bunu korumak için yaşıyorum. Dolayısıyla böyle bir arkadaşlar başladık. Bu arada bir reklam yapacağım. Aslı'nın şirketi var. Şahıs şirketi, evet. Küçük evet, bir şirketin arka planını görmeye nasip oldu bana. Bunu elime attım. Evet. Beni al dedi. Koleksiyonumuzun en nadide parçası. Hala İBAN'ı vermemiş olabilirsin ama. Olsun olsun. İBAN paylaşmıyoruz zaten arkadaşlar. Reklamını kamu da şuralara spotu. Bir yere aynen. Yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz hemen. Ataki markası adında Trendyol'da satışlarımız mevcut. Instagram'dan takip edebilirsiniz. İnşallah güzel bir yolculuk olur bizim için. Güzel olsun. O zaman biz şimdi bu ormanı birazcık gezelim. Evet, biraz küçük Çamlıca Parkı'nı gezelim. Sosyal Meryem'in... tesis varmış. Hatta ben kuleyi de göstermek istiyorum. Ben bu kule için ta nerelerden geldim? Aynen. Kule için 2 saatlik yoldan geldi. Şehir değiştirdim. Kule görünmüyor. Kule asla kule için yan tutacağım. Aslı çok kule, güzel oldu. Şurada kule. Tepesini tutabilecek misin? Hayır, tutamayacağım. Ağaçların arasında kaldı. O zaman bizi izlemeye devam etsinler mi? Evet, bizi izlemeye devam edin. Yolculuğumuz orman boyunca devam edecek. Görüşürüz. Çok güzel oldu be. Kapak resmi olsun mu? Olsun.